Bu süreçte tedbirleri sıkı bir şekilde devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Milyonlarca kişi kabine toplantısında alınacak kararları bekliyordu. Yurt genelinde alınacak yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili kabine toplantısından yeni kararlar çıktı. Kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan alınacak yeni önlemleri ve yasaklar ile ilgili son kararları açıkladı. Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ne kadar süreceği ve yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını kamuoyuyla paylaşarak, salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumların tüm çalışmalarını anlık olarak takip ettiğini söyledi. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla, kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim, öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Sağlık Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim. Cumhurbaşkanı olarak salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını anlık olarak takip ediyorum. Mevcut uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma veya normalleşme adımlarını istediğimiz zaman atma imkanına sahibiz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunun bizden daha kötü durumda olması Türkiye'nin salgınla mücadelede geride değil, tam tersine ileride olduğunun işaretidir.